Evet, bir okuma parçası. Bu okuma parçasını idare ederken tavakku adlı sözlükten de faydalanacağız. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Faslun fi marifetin nefs. Nefis bilgisi ile ilgili fasıl. Nefis bilgisi. İ'lem enne miftaha marifetillahi teala huve marifetun nefs. Bil ki Allah'ın marifeti, Allah'ı bilmenin miftahı, enne miftaha Allah Teala'yı bilmenin marife, miftahı, anahtarı huve marifetun nefs. Nefsin bilmektir. Nefsi bilmektir. Kema kâle subhanehu teala, Allah subhanehu ve teala'nın dediği gibi, senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehumul hak. Sadakallahu'l-azim. Senurihim ayatina, göstereceğiz onlara ayatina, ayetlerimizi fil afaqi ve fi enfusihim, afakta ve enfüste, onların nefislerinde ve afakta ayetlerimizi göstereceğiz onlara, senurihim hatta yetebeyyene lahum, ta ki onlara tebeyyün etsin, açık olsun el hak, hak onlara açık olsun. Ve kâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, men arafe nefsehu, nefsini bilen kimse, fakat arafe rabbehu, Rabbini de bilir. وَلَيْسَ شَيْءٌ اَقْرَبُ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ, nefsinden daha yakın hiçbir şey yoktur. لَيْسَ شَيْءٌ, hiçbir şey yoktur. اَقْرَبُ اِلَيْكَ, daha yakın sana. مِنْ نَفْسِكَ, nefsinden. فَاِذَا لَمْ تَعْرِفْ نَفْسَكَ, eğer nefsini, فَاِذَا eğer ki nefsini لَمْ تَعْرِفْ, bilmez isen, فَكَيْفَ تَعْرِفُ رَبَّكَ, nasıl Rabbini bileceksin? فَاِنْ قُلْتَ, eğer sen desen ki, فَاِنْ eğer ki, قُلْتَ sen desen, اِنِّي اَعْرِفُ نَفْسِي, ben اَعْرِفُ bilirim nefsimi, nefsimi tanıyorum. فَاِنَّمَا تَعْرِفُ الْجِسْمَ الظَّاهِرَ, şüphesiz sen تَعْرِفُ الْجِسْمَ الظَّاهِرَ, zahir cismi biliyorsun. Ellezî huve el yedu ve'r-riclu, o ki eldir, ayaktır, ve'r-râsu baştır, ve'l-cüssetu cüssedir, gövdedir. Sen bunları biliyorsun yani. Ve la ta'rifu, sen bilmiyorsun. Ma fi batınike, senin batınında ne var? Minel emri, işlerden. Yani senin batınındaki işler, ne iş var? Sen bilmiyorsun ki. Ellezî bihi izâ gadibte, o ki, o şey ki, İza gadibte talabtel husumete, sen sinirlendiğin zaman, İza gadibte talabtel husumete, düşmanlığı istiyorsun. Ve iza işteheyte talabtel nikahe, sen şehvetin arttığında nikahı istiyorsun. İçindeki o özellik var. Gadap özelliği sende var. Şehvet özelliği var. Haz. Şehvet gadap arttığında husumeti istiyorsun. Şehvet arttığında nikahı istiyorsun. Ve iza cu'te, aç olduğunda, acıktığında talaptel ekle, yemeği istiyorsun. Ve iza ateşte talaptel şurbe, susadığında talaptel istersin eşşurbe, içmeyi istersin. Ve devabu tuşarikuke, hayvanlar da tuşarikuke, senin gibidir bu cihetle. Onlar da sinirlenince bu işi yapıyor. Evet. Yani senin içindeki bu özellikleri hayvanlar da yapıyor. Sinirlenince husumet, şehveti artınca nikah, işte acıkınca yemek, susayınca su içmek. Hayvanda da bu özellik var. Bu senin batınındaki bu özellikleri sen bilmiyorsun. Fi hazihil umur. Evet. Bu işlerden, yani içindeki işlerden, yani bu umurlardan, işte gadab, şehvet ve eklu şurptan hayvanlar da, yani devab hayvanlar da tuşarikuke, sana ortaklık yapıyor. Aynı onlar da senin gibidir. Fel vacibu aleyke,
üzerine vacip olan şudur ki en tarife nefseke bil hakikati. Nefsini hakikat olarak öğrenmek üzerine vaciptir. Onu sen yap. Hayvanların özelliğini sen biliyorsun. Onlar önemli değil. Hatta tedriye ta ki unutmaya yani bilesin. Ta ki bilesin tedriye eyye şeyin ente sen nesin ne olduğunu bilesin. Ve min eyne cite nereden geldin? Ve li eyyi şeyin hulikte niçin hulikte yaratıldın? Min eyne cite nereden geldin? Evet, min eyne cite nereden geldin? Li eyyi şeyin hulikte niçin yaratıldın? Ve hatta tedri eyye şeyin ente sen nesin? Nesin? Nereden geldin? Niçin yaratıldın? Bunları ta ki bilesin. Ve bi eyyi şeyin saadetüke. Bunları bilmek işte nefsi kendini bilmektir esas da. Öyle gadaptır, şehvettir bunlar değil. Sen nesin? Nereden geldin? Min eyne cite? Li eyyi şeyin hulikten? Niçin yaratıldın? Ve bi eyyi şeyin saadetüke. Senin saadetin neydedir? Senin huzurun neydedir? Bunu bilmen lazım. Ve bi eyyi şeyin şakauke. Senin şakaın yani şakavetin, senin şakiliğin, senin kötülüğün nerededir? Senin berbat olman hangi cihettedir? Bunları bilmen lazım. Ve kad cemaate fi batinike sifatin. Şüphesiz sen batınında toplamışsın sifatin. Bazı sıfatlar toplamışsın. Minha sifatul behaim. Bazıları hayvanların sıfatıdır. Ve minha sifatu es-sibai. Bazıları siba. Hemen bakalım. Siba neymiş? Yırtıcı hayvan. Sab'un siba. Çoğuludur herhalde. Evet, sibaiye. Şurada subai, subaiye, yedi harfli yok. Yedili hükümet, yedigen. Tamam, yani yırtıcı. Siba burada bakın. Çoğul siba. Sabu, siba'un. Siba. Yırtıcı hayvanlar. Behaim, behaim de Allah alem büyükbaş hayvanlardır. Şöyle. Arapça. Arapça yazıyordu. Bırak benim sözlük. Şöyle buradan yazalım. Behaim. Bu değil. Hayvan, evcil hayvanlar, tamam. Dört ayaklı iri hayvan. Büyük baş yani. Tamam. Evet. Sıfatlar sende var. Minha sıfatul behaim. Bazı sıfatlar büyükbaş hayvanlardan sende var. Ve minha sıfatus siba. Bazıları yırtıcı hayvanlardan sende sıfatlar var. Ve minha sıfatul melaike. Bazı sıfatlar da sende var. Meleklerin sıfatlarıdır. Onlar da sende vardır. Ferruh, ruh, hakikatu cevherike. Senin cevherinin hakikatıdır ruh. Beden değil. Senin cevherin hakikati, yani senin esas mayen ruhtur. Ve gayruha garibun minke. Ruhun gayrında, o ruhun gayrı olan şeyler garibun minke, sana gariptir. Ve ariyetun indeke. Ve senin yanında çıplaktır. Fel vacib. Vacip olan odur ki aleyke en tarife haza. Bunu bilmek sana vaciptir. Ve ta'rif en li kulli vahidin min haulai gıdaen. Ve sen bilmelisin ki li kulli vahidin min haulai, bu sıfatların her birisi için gıdaen, gıza, bir gıda lazım. Ve saadeten, saadet lazım. Fe inne saadetel behaim, yani senin hayvanlardan olan özelliğinin saadeti nerede? Üç tane sıfat. Sıfatul behaim, sıfatul siba, sıfatul melaike. Evet.
Saadetel bahaim. Yani hayvandan olan özelliklerinin saadeti fil ekli ve şurbi. Yemek ve içmektedir. Ve nevmi, uyumadadır. Ve nikahi, nikah yapmaktadır. Yani yiyeceksin, içeceksin, uyuyacaksın, nikahlanacaksın, evleneceksin. Bunlar senin bahaim olan sıfatların, hayvandan hayvanda da olan sıfatlarının saadeti için bunlar lazım. Fein kunta minha feştayt. Eğer sen sadece saadeti bahaimi istiyorsan, hayvanda da olan bu sıfatların saadetini istiyorsan, ye, iç, uyu, nikahla, evlen. Başka bir şey yapmana gerek yok. Hayvanları geçemezsin de hayvan gibi belki yaşarsın. Fein kunta minha feştayt. Eğer sen hayvandansan feştayt, onu yap. Fi a'malil cevfi vel ferci. Haşa. Karın, miden, bir de yani şehvet ile ilgili işte çalış. Velhasıl yani eğer sen hayvandansan mideni ve kendi zevkini düşün. Ve saadetu siba, eğer yırtıcı hayvanlarda da olan o vurma kırmanın saadeti, o nedir? Fi darbi, vurmaktadır. Vel fetki, fetik nedir bakalım? Evet, şöyle. Hah. Fetki, öldürmek, kırıp geçirmek. Ha. Fetik, helak etmek. Ha, o da aynı. Yani vurmakta, kırıp dökmektedir. Yani yırtıcı, içindeki yırtıcı özellik, yani gadap özelliği, sinirlenme özelliğin darptadır ve fetiktedir. Vurmadadır. Şöyle bir göstereyim kitabı. He. Darptadır, vurmadadır, bir de fetiktedir. Yani helak etme, parçalamaktadır. Yani bunun saadetini sen öyle sağlayabilirsin. İçindeki yırtıcılık özelliği, vurma, kırma, sinirlenme özelliğini eğer sen mesut etmek istiyorsan vur ve parçala, yık, helak et. O zaman o saadetini yaşarsın. Yani vurma, kırmayla kendini mutlu edersin. Ve saadetu eşşeyatin fil mekri ve şerri. Evet, şeytanların saadeti de mekirdedir, kandırmadadır, şerdedir, hilededir. Şeytanlar da burada saadete erişiyor. Fe in kunte minha, eğer sen o şeytanlardan isen, feştagil bi iştigalim. Onların yaptığı gibi sen de yap. Git insanlara mekir yap, onlara şer yap, onlara hile yap. Ve saadetul melaike, sende melaikelerin özellikleri de var. Onun saadeti ise fi müşahedeti cemalil hadreti rububiyyeti. Maşallah. Allah'ın, Rab Teala'nın, Rab Teala Hazretlerinin cemalini müşahede etmektedir. Melekler bundan lezzet alırlar. Allahu Ekber. O, sende de bir özellik var. Sende de meleklerdeki bu özellik aynen var. Sen de rububiyet-i ilahiye hadretlerinin cemalini müşahede etmekle lezzet alabilirsin. Saadetin bundadır. Ve leysa bil gadabi. Gazap meleklerde, yani meleklerdeki saadet gazapta yoktur. Tabi zebani melekleri hariç. Onlar da Allah'ın emrini yerine getirdiği üzere saadet alır. Ve şehveti, şehvet de meleklerde lezzet halinde değildir. Gadap da meleklerde lezzet şeklinde kullanılmıyor, şehvet de kullanılmıyor. Evlenmiyorlar melekler. İleyhim tarikun, yani onlara bir tarik değil meleklere. Saadet tariki değil, şehvet ve gadap. Fe in kunte, eğer ki sen min cevheril melaiketi, melek cevherinden isen, senin ruhun yani, feştehid fi marifeti aslike. Aslın olan o cevheri elde etmek için çalış. Meleklere benzemeye çalış. Hatta tarifet tarike ilal hadretil ilahiyeti. Ta ki ilah Teala Hazretlerine giden yolu öğrenebilesin. Meleklere benzeyerek. Ve tebluğe ve ulaşasın ila müşahedetil celali vel cemali. Cemal ve celal sahibi olan Zat-ı Zülcelal ve Zülcemali müşahede etmeye ulaşasın tabluğa. Ve tuhallise ve kurtarasın nefseke, nefsini halas edesin, kurtarasın
min kaydi şehveti, şehvet kaydından vel gadabi, ve gadab kaydından kendini ta ki kurtarasın. Meleklere benzeye benzeye, gadabını azalta azalta, şehvetini azalta azalta, müşahedetullah'a doğru gide gide, kendini böyle şehvet kaydından, böyle gadab kaydından tecrit ede ede nefsini kurtarasın. Yoksa nefsini kurtaramaz, perişan olursun. Allah, çok güzel bir metin. Ve ta'leme enne hazihi sıfat, ve bilesin ki bu sıfatlar, yani sendeki gadab sıfatı, şehvet sıfatı, melaikelerindeki bulunan müşahede-i ilahiye sıfatı, bu sıfatlar li eyyi şeyin rukkibet, ne için terkip edilmiş ta ki bunu bilesin fike. Neden bu özellikler sende derc edilmiş, bunu ta ki anlayasın. Yani eğer sen meleklere benzesen, şehvet özelliğini de düzgün kullanırsın, onun terkibi sende düzgündür. Allah bu şehveti sana vermiş, güzeldir. Anlarsın. Gadabını yine melaikelerden olmak üzere, yani melaikelere yaklaşmak, onların hasselerine doğru yaklaşmak üzere gadabını da düzgün kullanırsan, o terkibin de yine içinde güzel olduğunu göreceksin. O gadab da sende güzel durur. فَمَا خَلَقَهَا اللّٰهُ تَعَالَى لِتَكُونَ esiraha. Allah-u Teala onları yaratmadı, o şehvet ve gadab özelliklerini, ta ki litekune, sen olasın esiraha, o şehvete, o gadaba sen esir olasın diye Allah onları yaratmadı. Velakin halakaha, lakin yarattı onları Allah, hatta tekune esrake, hatta tekune onlar olsunlar esrake, senin esirlerin olsunlar. Yani senin şehvetin senin esirin olsun. Senin gadabın senin esirin olsun. Sen onları kendi aklınla, kendi melaikelik özelliğinle, meleklerden aldığın, meleklerden beslendiğin o özelliğinle onları esir haline getiresin diye. Yerli yerinde onları kullanacak şekilde esir yapasın diye onları sana yaratmış. Ve tusahhiraha, ve onları teshir edesin. Lisseferi, seferinde. Çünkü sen sefercisin. Sen misafirsin, bir seferdesin. Seferde şehvet de lazım, gadab da lazım. Bunlarsız olmaz. Esirlerindir, onları kullanıp lisseferi, sefer için. Ellezi kuddameke ve tec'alu. Yani o sefer seni lisseferi, ellezi kuddameke. Kuddameke. وَتُسَخِّرَهَا لِلْسَفَرِ الَّذِي قُدَّامَكَ الَّذِي قُدَّامُكَ. Şimdi قُدَّامَكَ'ya bakalım. قُدَّام, ön kısım. قُدَّام, önünde. Ha, senin önünde. Ha, önündeki sefer. لِلْسَفَرِ الَّذِي قُدَّامَكَ. Ha, قُدَّامَكَ senin önünde. Tamam. Yani o sefer ki kuddameke, senin önündedir. Tusahhiraha, sen o seferi, o sefer ki senin önündedir, kuddameke, sen önünde olan seferi teshir edesin diye. Yani seferini musahhar yapasın, yolculuğunu kendine rahat yapasın diye önündeki kuddameke, o önündeki seferi düzgün işleyesin diye Allah-u Teala bunları yaratmış. Ve tec'alu, ve kılasın ihdaha, onların her birini merkebeke, merkebin olarak onları kılasın. Yani gadab ve şehveti. Vel uhra silahike. Ha, evet. İhdaha, onların bir tanesini kendine merkep yap, şehveti yani. Vel uhra, diğerini de, gadabı da silahike. Kendine silah yap. Maşallah. Hatta teside biha saadeteke. Ta ki sen saadetini elde edesin. Teside, bakalım. Tesideyi nasıl yapacaksın arkadaşlar? Sade. Sade avlamak, sade yesidu, tesidu şeklinde. Şu klavyeyi indirelim. Heh. Sade yesidu, bakın. Hatta tesidedir. Sade yesidu, tuzağa düşürmek, tüfekle avlamak, yakalamak. Ta ki yakalayasın, teside. Yesidu yani teside. Hatta teside, ta ki yakalayasın. Nerede? Hatta ta ki teside, sen yakalayasın biha, onunla, yani onlarla, hem gadem de şehvetinle saadeteke, saadetini yakalayasın. Maşallah.
Vallahi çok güzel oldu. Demek ki şehvet insanın merkebidir, gadab insanın silahıdır. Bunları silah ve merkep kendine esir olacak şekilde kullanırsan teside elde edersin saadete. Maşallah biha onlarla. Maşallah el-Gazali. İşte İmam Gazali hakikaten ben de diyordum bu metin bu kadar güzel bir metin İmam Gazali'ye aitmiş. Allah ondan razı olsun. Kimyayı saadet. Türkçesini de hızlı bir şekilde okuyayım. Bu şekilde çok güzel metin olduğu için Türkçesinde okumak gerekir. Bil ki nefis bilgisi hakkında fasıl. Bil ki Yüce Allah'ı bilmenin anahtarı nefsi bilmektir. Nitekim her türlü eksiklikten münezzeh Allah şöyle buyurmuştur. Onlara dış dünyada ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Ta ki gerçek onlara açıkça belirsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, nefsini bilen Rabbini bilir. Sana nefsinden daha yakın bir şey yoktur. Nefsini bilmezsen Rabbini nasıl bilirsin? Eğer nefsimi biliyorum dersen sadece görünen cismi bilirsin ki o el, ayak, baş ve bedendir. Kendi içinde olan kızdığın zaman husumeti, şehvetlendiğin zaman cinsi ilişkiyi, acıktığın zaman yemeği, susadığın zaman içmeyi istemeni gerektiren emri, mekanizmayı bilmezsin. Hayvanlar bu işlerde seninle müşterektir. Sana gereken nefsini gerçekten bilmendir ki sen nesin, nereden geldin ve hangi şey için yaratıldın? Saadetin hangi şeyledir? Bedbahtlığın ne iledir? İçinde öyle vasıflar toplamışsın ki onların bir kısmı hayvanların, bir kısmı yırtıcı hayvanların, bir kısmı da meleklerin vasıflarıdır. Ruh senin cevherinin aslıdır, gerçeğidir. Onun dışındakiler sana yabancıdır, sende iğretidir. Sana gereken bunu bilmendir. Bunların her birinin besini ve saadeti vardır. Hayvanların saadeti yemek, içmek, uyumak ve cinsi ilişkidedir. Eğer onlardansan karın ve aşağısını ilgilendiren işlere koyul. Yırtıcı hayvanların saadeti vurup kırmak, parçalamaktadır. Şeytanların saadeti aldatma, kötülük ve hilelerdedir. Eğer onlardan isen onların işleriyle meşgul ol. Meleklerin saadeti ise rububiyet hazretinin cemalini müşahededir. Gazap ve şehvette onlarda yol yoktur. Eğer melekler cevherinden isen aslını öğrenme yolunda cehdet. Ta ki ilahi hazrete yolu bulasın. Celal ve cemal müşahedesine eresin. Ve nefsini kendini şehvet ve öfke bağından kurtarasın. Ve bu sıfatların senin içinde hangi iş için yerleştirilmiş olduğunu bilesin. Yüce Allah onları o sıfatları onların esiri olasın diye değil, onlara senin esirin olsun. Onları önündeki yolculukta boyun eğdirip kullanasın. Birini binitin, ötekini de kendisiyle saadetini avlayacağın silahın yapasın diye yaratmıştır. Maşallah. Maşallah, maşallah. Evet, şöyle. Evet, zaten son sayfa, onu da bitirelim. İştaha, istek duymak. Nikah zaten. Atişe, ya'taşu, susamak. Ca'e, acıktı. Yecu'u, acıkıyor. Cu'u, minel cu'u, şeyde de var. Lilafi Kureyş. Dabbe, devab, hayvan demektir. Şarekefi. Fi harfciyle burada kullanılır. Yani ortak olmak. Dera, yedri yani bilmektir. La edri mesela. Ben bilmiyorum. Şaka, bedbahtlık. Behime, behaim yine yırtıcı hayvan dışındakiler yani dört ayaklı hayvanlar. Sabu', siba, yırtıcı hayvan. Melek, melaike, melek zaten. Garib, gurabat, yabancıdır. Gıza, ağzıya, gıdadır, gızaun. Ariye, iğreti, yani aridir, ariyedir, iğreti yani yabancı anlamına geliyor. Cevf, buna çıplak manası vermiştim, çıplak değil. Evet, iğreti yani garip. Cevf, karındır, ferç, edep yeri, fetkün, yok etme, helak etme, mekrün, hilekar. Hile, tehiledir, oyundur. Belaga, yabluğu, ulaşmak, ermek. Kayıt, bağdır. Yani kayıt koymak, bağ koymak. Hallese, kurtarmak. Merkep, binittir zaten. Sade, yesidu, avlamak anlamına geliyor. İnşallah bir sonraki çalışmamızda mastarlardan mastar-ı mimi, mastar-ı ism-i zaman ve ism-i mekan kelimelerine bakacağız.